olmasaydı yazın olmayacaktı. Ne zaman ki düşler dile geldi, düşler sözcüklere, sözcükler yazıya döküldü, insanoğlu sırrını aramaya başladı dünyanın. Kendini aramaya, kendini kavramaya koyuldu. Yeni dünyaların özlemi, onların sözcüklerinde, onların düşlerinde renk buldu. İnsanoğlunun binlerce yıllık serüveninde yazı bir dönüm noktası oldu. Denilebilir ki uygarlık yazıyla başladı. Ve uygarlığı kalıcı kılan yazım araçları oldu. Binlerce yıllık serüvende araçlar gelişti, çeşitlendi. Araçlar geliştikçe bilgi yaygınlaşarak kitlelere ulaştı. Toprağa yerleşimle birlikte hayata giren yazı, önce resimlere, sonra harf dediğimiz sembollere dönüştü. Günümüzden yaklaşık 6000 yıl önce başlayan kaydetme ihtiyacı, yazı araçlarının yaratılmasına neden oldu. Atalarımız önce çevrelerinde buldukları düz yüzeyleri kullandı. Taş, mermer, kemik, pil dişi parçalar, ağaç kabukları ve yaprakların yanı sıra bronz, tunç, bakır, gümüş, altın gibi madenlerden yapılmış levhalar, kilden ya da tahtadan yapılmış tabletler, balmumu tabletler, çanak çömlek parçaları, keten bezi ve deri ilk yazı gereçleriydi. Taş, eski çağ boyunca kitabelerin, yazıtların vazgeçilmez yazı zemini oldu. Duvarlar, insanların isteklerini serbestçe açığa vurmak için sıkça kullandıkları yüzeylerdi. Kil tabletler, Mezopotamya'da yaygın olarak kullanıldı. Yapılan araştırmalarda Sümerlerin, Asurluların ve Babillilerin insan avucuna sığacak kadar küçük kil tabletler yapabildiklerini ve bunları yine kilden yapılmış zarflar içerisine koyabildiklerini göstermekte. Bu tabletlerin üzerine yazı yazmak için bronzdan, kemikten ya da kamıştan yapılmış araçlar ürettikleri yine araştırmalardan biliniyor. Yazı yazmak için kullanılan bu ilk yüzeylerin zamana dayanıklılık ve taşıma olanakları açısından zorlukları vardı. Bu yüzden yeni yazım yüzeyleri arandı. Bu evrim sürecinde insanoğlu üç temel yazım gerecini geliştirdi. Önce papirüsü, sonra parşömeni ve kağıdı. İsa'dan önce 3. binden itibaren yazı gereci olarak kullanılan papirüs, eski Mısır'ın Nil Vadisi'nde, Suriye ve Mezopotamya'da yetiştirilen papirüs bitkisinin işlenmesiyle elde edilirdi. Papirüs üretiminin Mısır'da milattan sonra 10. yüzyıla kadar sürdüğü ve Avrupa'da milattan sonra 11. yüzyıla kadar yazı gereci olarak kullanıldığı bilinmekte. Papirüs üzerine yazı yazmak için kalamus adı verilen kamıştan yapılmış kalemler kullanılırdı. Belirli bölgelerde sınırlı sayıda üretilebilen papirüs bitkisi, ihtiyacı yeterince karşılayamaz olunca yeni bir yazı gereci arandı. M.Ö. 2. yüzyıldan başlayarak papirüsün dışında parşömen görülmeye başlandı. Papirüsten daha dayanıklı ve daha kullanışlı bir gereç olması nedeniyle de parşömen giderek yaygınlaştı. Kuş tüyünden yapılan tüy kalem Penna'nın parşömenin ortaya çıkmasıyla birlikte kullanılmaya başladığı düşünülüyor. Bu kalemin yapımında kartal, kaz, karga gibi hayvanların tüyleri kullanılırdı. Ancak en çok tercih edilen kaz tüyü oldu. Sert bir yazı aracı olan parşömene ancak böyle bir yazı aracı dayanabiliyordu.
Bugün başlangıcını kesin olarak tarihleyemediğimiz, ancak çok eski çağlardan beri kullanıldığı düşünülen mürekkep de yine bilgiyi kalıcılaştıran araçlardan biri oldu. Daha çok siyah rengi tercih edilse de eski Mısır papirüslerinde kırmızı renkte mürekkebe rastlanıyor. Ayrıca kahverengi, yeşil, sarı renklerde mürekkebin kullanıldığı da araştırmalardan biliniyor. Orta Çağ el yazmalarında bu renkli mürekkepler genellikle süsleme amacıyla kullanılmış. Milattan sonra 2. yüzyılda Çinlilerce bulunan kağıt, 13. yüzyıldan itibaren yeni bir yazı gereci olarak Batı'nın yazı sisteminde parşömenin yanında yerini aldı. Bilginin yaygınlaşmasında çok önemli bir dönüm noktası olan kağıdın bulunuş tarihi, kimi araştırmacılara göre çok daha eskilere dayanıyor. Yazı ve yazında kullanılan araçlar bütün kültürlerde çok önemli olmuştur, İslam toplumu içinde. Yazımda kullanılan araçlar ve yazı, İslam kültüründe kutsal sayılmış, bu nedenle de hattatlık bir sanat olarak ortaya çıkmıştır. İnsanlık tarihinde sanat haline gelmiş tek yazı türünün hat sanatı olduğunu görüyoruz. Bunun temelinde dini inançlar ve mistik duygular vardır. Zira İslam dininin kutsal kitabında Kalem suresi diye müstakil bir sure vardır. Bu surenin başlangıcında kalem üzerine ve yazıya yemin edilmektedir. Bu bakımdan kalem ve yazı kutsal sayılmıştır. İslam toplumu böyle bakmış yazıya ve kaleme. Bu bakımdan yazı sanatı mistik ve dini bir temele oturmak bakımından temelinde bu duyguları taşıdığı için çok tekamül etmiştir. Bir de İslam dininin resime bakış açısı itibariyle Müslüman sanatkarlar resme değil yazı sanatına daha çok eğilmişler ve bu sahada kabiliyetlerini kullanmışlardır. Hattatlar kalemin kutsallığı itibariyle kalem yongalarını dahi çöpe atmamışlar. Bunları bir yerde biriktirip öldükleri zaman yıkanacakları suyu bununla ısıtmışlardır. Ayrıca kağıda da hürmet gösterilmiş. Bu itibarla hat sanatı fevkalade gelişmiş ve çeşitli türler meydana gelmiştir. Halen uygulanır ve tatbik edilir yazı çeşidi olarak aklam-ı sitte dediğimiz 6 yazı çeşidi vardır. Buna bir de talik yazıyı eklersek 7 oluyor. Tabi yazının tekamülü yüzyıllar boyu olmuş. Bunu da en çok zirveye ulaştıran Türk milleti olmuştur. Şeyh Hamdullah'la beraber 2. Beyazıt devrinde hat sanatı büyük bir merhale kat etmiş ve onu takip eden büyük sanatkarlar her asırda yazıyı daha tekamül ettirmişler ve günümüzdeki en zirvedeki noktaya ulaştırmışlardır. Oh,
bilgi güçtür. İşte bu yüzden uygarlık tarihi, gücü yönlendirmek isteyenlerle bilgiye ulaşanların savaşını anlatır bize. Tarih boyunca meydanlarda kurulan ateşlerde kimi zaman bilgiyi üretenler, kimi zamansa kitaplar yakılıp yok edildi. Ve bilgi yakılan kitapların küllerinde adeta çoğalıp insanlığa dağıldı. Bilgi kimileri için hep tehlikeliydi çünkü. Yüzyılımız insanı yalnızca Hitler Almanyası'nda ateşlerde yakılıp yok edilen kitaplara tanık oldu. Ama uygarlık tarihi boyunca bilgiyi üretenler ve bilginin kaydedildiği nesneler hep yok oluş tehlikesini yaşadı. Milattan sonra 646'da İskenderiye kitaplığı yok edildi. Milattan önce 212'lerde Çin'de bir meydanda toplanılan kitaplar yakıldı. 3 ay boyunca ateş sönmedi. Bu bilgilerin bazılarını akıllarında tutan ilim adamları yakalandı, çoğu öldürüldü. Bazıları Çin Seddi'nin yapımına işçi olarak gönderildi. Yine Çin'de M.Ö. 240'larda ülkedeki bütün tarih, astronomi ve felsefe kitapları yakıldı. Orta Çağ'da cadı avına çıkıldı. Kilisenin onayından geçmemiş bilgiyi sunmaya çalışanlar cadı ilan edildi ve kitaplarıyla birlikte meydanlarda yakıldı. Ama insanın bilgiyi arama, bilgiyi çoğaltma, güzellikleri yayma tutkusu yok edilemedi. Bir yanda kitaplar yakılır, insanlar yok edilirken, bir yanda yine güzelliğin peşinde, gerçeğin peşinde koşan bilim adamları, hayatı sorgulayan düşünürler, sanatçılar seslerini yükseltmeye devam etti. İşte o isimlerden biriydi William Shakespeare. Onun sözü 15. yüzyıldan günümüze ulaşıyor, değerinden hiçbir şey kaybetmeden. Shakespeare'i bugün dünya edebiyatının en önemli yazarı, şairi saymamızın nedeni onun bir kere en çok sayıda insan yaratan, yani dünyayı bir anlamda eksiksiz yansıtan bir yazar olmasıyla açıklayabiliriz. Tabii bu insan sayısı değil yalnız Shakespeare'i büyük yapan, bu insanların iç dünyalarının ruhsal özellikleri, davranış özelliklerinin de eksiksiz ve zengin bir biçimde ortaya çıkması. Yani insan aklı, insan duyguları, birbirleriyle karşılaştıkları zaman insan ilişkileri nasıl bir dünya ortaya çıkarıyor ve bu insan değerleri nasıl evrensel değerler, her dünyanın her coğrafyası için geçerli özellikler. Shakespeare'i sanıyorum en büyük ve ölümsüz bir yazar yapan nitelikler bunlar. William Shakespeare insanı aralamıştı kapısını. O güne kadar yok sayılan, insanı ifade eden değerler, onun dizelerinde, sözcüklerinde gün ışığına çıkmıştı. Ona göre insana dair hiçbir şey gizli saklı tutulamazdı, ayıplanamazdı. Aşk kutsaldı ve insana varlığını hissettiren en yüce duyguydu. Yine aynı dönemde Cervantes, Don Quixote'da gündelik yaşamı sorgulamaya başlamıştı. Orta Çağ karanlığından aydınlanma dönemine uzanan yolun kapılarını aralayan Rönesans hareketinin ilk kıvılcımları bu yüzyılda sanatçılar, bilim adamları tarafından, onların yazdıkları tarafından tutuşuyordu. Yazarlar, düşünürler bir yandan hayatı sorgularken, dünyayı kavramaya çalışırken bir isim bu bilgilerin çoğalıp yaygınlaştırılmasına olanak sağlayacak olan matbaayı buldu. Jean Gutenberg. Ve 15. yüzyıl bir dönüm noktası oldu insanlık için. Jean Gutenberg tarafından keşfedilen matbaa, bilginin herkese, her bireye ulaşmasını sağladı. Bir devrimler arifesiydi 18. yüzyıl. 1789'da eşitlik, özgürlük, bolluk vaadiyle yükseliyordu Fransız devrimi. Yine aynı topraklarda 1792'de Conte, kurşun kalemi buluyordu. Bugün hepimiz için sıradanlaşan bu araç, o gün yazıya daha bir hız kazandırdı.
Çok geçmeden daktilolar görülmeye başlayacaktı. Sanayi devrimiyle birlikte hızla makinalaşmaya başlayan yaşam, yazarı da kağıdından biraz daha uzaklaştırıyor, kağıdı makineye takıyordu. 1828'de William Gutenberg tarafından yapılan ilk daktilo makinesi, el yazısından çok daha ağır yazıyordu. İlk pratik daktilonun gerçekleştirilebilmesi için insanlık 40 yıl daha bekleyecekti. Ve 20. yüzyıl. Geride bıraktığımız çağ, teknolojik devrimler çağı, iletişim çağı olarak geçti tarihe. Ancak bu yüzyılda yaşanan hızlı değişim, değişime uyum sağlamaya çabalayan insanı neredeyse soluksuz bıraktı. Durup düşünmelerine, anı sorgulamalarına, anın tadına varmalarına olanak tanımadı. Tarihin belki de hiçbir döneminde zaman 20. yüzyılda olduğu kadar hızlı akmadı. Belki de hiçbir dönem bu kadar starı, lideri, bu kadar hızlı yıkımı, değişimi bir arada görmedi. Bu hızlı değişim insanları yalnızlaştırdı. Modern toplum televizyon denilen o sihirli kutuyla dünyayı ayağımıza taşısa da, medyanın büyüsüyle oluşan toplumsal hafıza hayatı kendi gözümüz, kendi aklımızla kavramamıza engel oldu. Medyanın yarattığı illüzyon bizim gerçeğimiz oldu. Bize aktarılan kodlar gündelik hayatımızı, tutum ve davranışlarımızı belirleyen oldu. Yönlendirilmiş bilgilerle, yönlendirilmiş algılarla bir toplumsal bellek yaratıldı. Hayatımızdaki bize ait anlamlar her geçen gün biraz daha kısırlaştırıldı. Şimdi modern toplum kendimizi ifade etmemiz için bilgisayar denen dev bir teknolojiyi sunuyor bizlere. Ancak bu mucizevi yazı aracı kendi düşlerinde yolculuğa çıkmayı, sorgulayarak yaşamayı, anın tadına varıp hayatı kendi gözüyle hissetmeyi unutmuş insana, o ilk duvar resimlerinde yakaladığı yazma özgürlüğü ve coşkusunu tattırabilir mi? Benim kendimi rahat hissettiğim bir yer, söze ve kendime zaman ayırabildiğim bir yer, dıştan gelen etkilerin beni en az kesebildiği bir yer diyebiliriz. Bilgisayar yok, televizyon yok, dış dünyadan bizi bombardımana tutan bir sürü kesinti de yok. O yüzden o şikayet ettiğimiz derinine inememe ve sözün tadına varamama sınırlaması burada sarf edebildiğim zamanlar da benim için az. Ama genel olarak baktığımızda zaman, çağ, çocuklarımız, televizyon, yapmak zorunda olduğumuz her şey bizi o kadar çok seçenekle karşı karşıya bırakabiliyor ki derinlemesine zamanlar yaşamak ve sözün tadına varmak, imbikten geçirmek galiba gitgide daha kısa anlara has oluyor, kısalıyor. Görüntü bizi fethetmiş durumda. Bakıp gözümüzü kaçırdığımız, bakıp yeni görüntüyü aradığımız oranda da derinleşip kendi içimize bakmak, kendi içimizdeki görünmeyen sureti keşfetmek gitgide zor. Hatta o görüntünün yarattığı yanılsama, içimize yansıyan değil de dışımıza başkalarının yansıttığı suret sanıyorum gitgide hakim oluyor bizim kendi içimizde yaratabileceğimiz bilinmeyen gizemli suretlere de. Görüntüler hakim olduğu sürece zihninizdeki bir anlamın sözel dille değil görsel dille anlatılması ve birebir size sunulması arkadaki anlamları araştırma işini gitgide azaltıyor ve sığlaştırıyor. Çünkü arkasındaki anlamları yazarın yüklediklerini, söyleyenin düşündüklerini veya sizin onda gördüklerini değil doğrudan doğruya önünüze çıkan resmi görüyorsunuz artık. Ve gördüğünüz bir şeyin farklı anlamları üzerine düşünmek, belki de acaba bunu yapabilen son kuşaklardan biri biz mi olacağız diye de doğrusu düşünmüyor değilim.
İçimize hapsettiğimiz anlamlar yeniden doğmayı, uyanmamızı bekliyor şimdi. Onların farkındalığına varmamızı, onları dile, onları yazıya dökmemizi bekliyor. Onlara hayat vermemizi bekliyor. Anlamlar içimizde, her zerremizde. Sözler anlamlarını hatırlamamızı bekliyor. İçimizdeki derinliklerin dışımıza çıkmasını, dünyayı kucaklamamızı bekliyor. Kültür belleğimizdir. Binlerce yıllık uygarlık tarihinin mirasıdır anlamlar. Varlığımızı hissedebilmek için, yeni dünyalar kurabilmek için, hayatı yaşanır kılabilmek için seslerine kulak vermemiz yeterli. Bir öykü var sakladığım, bir öykü var ardında duran.